Onlar oynadıkları dizilerle milyonların kalbinde taht kurdular. Her ne kadar milyonların sevgisini kazansalar da dün geldi şöhreti ellerinin tersiyle iterek inzivaya çekildiler. Peki şimdilerde oyuncular neler yapıyor? Neredeler? Oyunculuğu tamamen bıraktılar mı? İşte herkesin merak ettiği o ünlü isimler. Zeynep Değirmencioğlu. Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran, Türk sinemasında çığır açan Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde 65 yaşında ve sakin bir hayatı var. Beyaz perdeye henüz 2 yaşındayken Papatya filmiyle geçti. Birçok dizide çocuk yıldızı olarak gözüktü. Ama esas ününü 1960 yılında Ayşecik filmiyle yaptı. Bundan sonra kendi adından çok bu isimle anıldı. Yıllardır oyunculuk yapmayan Değirmencioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Serkan Acar'la evlendikten sonra Macera Yolu filminin ardından sinemayı bıraktı. Sinemayla olan bağını koparan Zeynep Değirmencioğlu, emlak sektörüne girmeye karar vermişti. Yağmur Atacan. Doktor bir anne ve asker olan bir babanın oğlu olarak Gaziantep'te dünyaya geldi. İsmini Doktorlar dizisindeki Hasan karakteriyle duyurmuştu. Fakat bir süre sonra oyunculuğu bırakarak farklı bir sektörde çalışmaya başladı. Yağmur Atacan, ünlü oyuncu Pınar Altuğ'la 2008 yılında evlendi. Oyunculuğu bıraktığı ilk yıllarda ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktaymış. Şimdilerde ise Pınar Altuğ bir röportajında eşi Yağmur Atacan'ın yaptığı işle ilgili kedi köpek maması ihraç eden bir markası var ve çok yoğun çalışıyor açıklamasında bulundu. Çiftin Su ismini verdikleri bir kızları var. Yeşim Biber. İlk deneyimini 1996 senesinde sinemada edinen Yeşim Biber, Kaybolan Yıllar, Aynalı Tahir dizileriyle çok sevilmişti. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendikten sonra çok fazla ekranlarda görünmemeye başladı. Bir dönemin aranan ekran yüzleri arasında yer alan Yeşim Biber, şimdilerde 2 çocuk annesi ve 11 yıldır teknede yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bir röportajında yaşam tarzını şu cümlelerle anlattı. Hep hayalimiz de teknede yaşamak, yolda olmak. İstediğim an demirimi alıp gidebilme imkanı gerçek bir özgürlük benim için. Zorunluluktan uzak sahici bir seçim, her an ve her yer. Bu duyguyu çok seviyorum. Özgün Amal. O, Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif karakteriyle akıllarımızda yer edindi. Yer aldığı Mutluluk filmiyle Altın Portakal kazanmış çok başarılı bir isim. 2015 yılından beri sempatik suratından, kendine hayran bırakan enerjisinden mahrum kalmış durumdayız. Evlenip anne olduktan sonra şehir hayatının gürültüsünden kaçıp daha sakin bir hayata geçiş yapmış, Zekeriya Köy'e taşınmıştı. İki çocuk annesi olan Özgün Amal, çocukları nefes ve elem suyu hipnoz yöntemiyle dünyaya getirdi. Şimdilerde 41 yaşında olan oyuncu, ailesiyle birlikte Muğla Köyçeyiz'de 10 yıllığına kiraladığı bir çiftlikte yaşıyor. Eşi Serdar Oral'la birlikte bu çiftlikte yetiştirmek için Balkan eşekleri satın aldı. Güzel oyuncu, ana vatanı Sırbistan olan ve eşek sütünden yapılan dünyanın en pahalı peynirini üretmek için çalışmalara başladı. Pule peynirinin çok pahalı olmasının nedeni ise eşek sütünün nadir bulunması. Anne sütüne eş değer olduğu açıklanan eşek sütünden elde edilen pule peynirinin kilosu 1000 dolar. Özgün Amal, ormanla iç içe olan köy evinde gününü çocuklarıyla sebze, meyve ve tavuk yetiştirerek geçiriyor. Arda Kural. İlk olarak 1999 senesinde Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı'nın başrollerinde yer aldığı Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliği tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuktaki yeteneğiyle büyük beğeni kazandı. 2010 yılında oynadığı Kubilay filminden sonra bunalıma giren Arda Kural'a şizofreni teşhisi konuldu.
2012 senesinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi bittikten sonra oyunculuğu bıraktığını söylemişti. Yıldız Asya'la yıllar sonra Arda Kural'la aşk yaşadığını ve onun için dövme yaptırdığını açıkladı ve ilk büyük aşkım oydu sözlerini söyledi. Yaşadığı zor günleri atlatan Kural'ın metrobüste çekilmiş yeni görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra rahatsızlığının yeniden nüksettiği, durumunun kötü olduğu iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Kural, "Her şey yolunda, haberler asılsız," dedi. Aysun Kayacı. Bir dönemin magazin ikonu, 2000'li yılların popüler mankeni ve dizi oyuncusuydu. 15 yaşındaki mankenlik serüvenini yıllarca sürdürdükten sonra ekranlara ve oyunculuğa transfer olan Kayacı şimdilerde 40 yaşında. Doktorlar dizisiyle oyunculuk alanında ilk ciddi adımını atmıştı. Bir dönem Galatasaray'la Emre Aşık'la yaşadığı aşk ile magazin gündeminde manşetlerden düşmeyen Aysun Kayacı, 35 yaşında Londra'da yatırım bankacısı olarak çalışan Efe Kapancı ile evlendikten sonra soyadını Aysun Kapancı olarak değiştirdi. Güzel oyuncunun gündeminden elini eteğini çekmesinde cep telefonundaki çıplak resimlerinin internete sızdırılması da etkili oldu. Röportaj tekliflerini "ev hanımları hiç röportaj yapıyor mu?" diyerek esprili bir dille reddediyor. Kılık kıyafetinde de büyük değişiklik yapan Kayacı artık iddialı elbiseler giymiyor. Cenk Torun. Çocukluğu 90'lı yıllara denk gelen herkesin bildiği bir dizi, Çılgın Bediş. Hayalleriyle yaşayan liseli Bediş'in kör kütük aşık olduğu Oktay karakteriyle hafızamızda yer edindi. O, Yıldız Tilbe'nin Delikanlım klibinde rol alarak ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşmuştu. Peki bir gülüşüyle genç kızları etkisi altına alan Oktay'a ne oldu? Yakışıklı oyuncu ekrandan uzak kaldığı süre içerisinde eğitimini aldığı turizmle uğraştı. Turizm danışmanlığının yanı sıra restoran işletmeciliği de yapıyor. Şan isminde bir oğlu var. Bir röportajında askerden önce Kurtlar Vadisi dizisinden teklif aldığını ancak kabul etmediğini söylemişti. Torun, kararından duyduğu üzüntüyü ise "en büyük pişmanlığım, hayatımın hatası diyebileceğim bir işti o. Olsaydı ne güzel olurdu," sözleriyle açıklamıştı. Yasemin Özilhan. 2000'li yıllarda aşk oyunu, doktorlar gibi diziler sayesinde en popüler isimlerden biriydi. Hala daha doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle akıllarda yer edinmiş durumda. 2002 yılında Koçum Benim isimli dizisindeki Eylül karakteriyle başlayan ekran kariyeri 2008 yılına kadar devam etmişti. 2011 yılında İzzet Özilhan'la evlendi. İki çocuk annesi olan Özilhan, doktorlar dizisiyle ilgili yaptığı açıklamada "zorla kilo aldırdılar" ifadesini kullandı. Yüzünde estetik olduğuna dair iddialara da açıklık getiren oyuncu, "hep estetik diyorlar ama ben bir tek dudağımı yaptırdım." 10 yıldır dizi ve sinema sektöründen uzakta duran Yasemin Özilhan, sevenlerine bir sürpriz yaparak Doktor Ela karakteriyle Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ela. Emine Ün. O Mahsun Kırmızıgül'ün "Sevdalıyım" isimli klibinde oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelmiştir. İbrahim Erkal'ın başrol oynadığı Canısı dizisiyle büyük beğeni topladı. 2000'li yılların başında sarı saçları, mavi gözleriyle televizyon dizilerinin vazgeçilmez isimlerinden biriydi. 2004 yılında oyuncu Emre Kınay ile evlendi. Duru isminde bir kız annesidir. Kızı dünyaya geldikten sonra onunla daha çok ilgilenmek için sektöre ara verdi. Ekranların aranan yüzüyken mütevazı bir yaşamı seçti. Şimdilerde 15 yaşında olan kızı Duru, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın.